Kamboçya'nın en önemli kentlerinden bir tanesi. Hatta popülasyon ve büyüklük olarak da yine ikinci büyük kenti Siem Reap'teyiz. Siem Reap enteresan bir kent çünkü aslına bakarsanız buranın bir kent oluşumunda, buranın bir şehir oluşumunda en önemli kriterlerden bir tanesi turistik bir alan olmuş. Yani Angkor arkeolojik alanları. Angkor arkeolojik alanları dışında Siem Reap'te ne var derseniz sadece onları görmek için gelinen bir yerde oluşturulan bir şehir ve o şehirde turistik bir takım aktivite merkezleri var. Yani buranın kalbi tabii ki Angkor. Siem Reap her şehirde neredeyse olduğu gibi yine bir nehir kenarında kurulmuş bir kent. Zaten o tapınakların da bu su birikintilerinden, nehirden, gölün oluşturduğu bir takım su kaynaklarından uzak olması da düşünülemezdi. Binlerce kişinin ikamet ettiği, binlerce kişinin çeşitli amaçlarla bir araya geldiği böylesi yapılar elbette su kaynağına ihtiyaç duyuyor. İşte Siem Reap de böyle bir yerde kurulu bir kent. Şu anda Siem Reap'in Eskişehir merkezinin ortasındayız. Eskişehir merkezi deniyor. Birçok Avrupa kentinde olduğu gibi Old City'si yani buranın. Bütün turistik aktivitelerin birçoğu burada dönüyor. Siem Reap'ten Angkor Wat arası yaklaşık 6,5-7 kilometre. Onun dışında eğer geceleri eğlenmek, yemek yemek, işte bir takım otellerde burada konaklama yapmak istiyorsanız bulunacağınız yer neresi? Siem Reap'in merkezi yani bu Old Town denilen yer. Bütün hayat burada dönüyor. Diğer kısımlarda gelişen bölgeler var. Yeni yapılan, yeni Siem Reap denilen yerler var. Oraları da göstereceğim size. Ama onun dışında hemen buranın arka sokakları bir takım gettolar oluşturulmuş şeklinde yaşamlar devam ediyor. Yani iki arka sokakta birden kırsal yaşam başlıyor. Mesela daha önce buraya yerleşmiş olan Vietnamlı Kamboçyalılar, Vietnam asıllı Kamboçyalılar veya işte Çin asıllı Kamboçyalılar vesaire kendi mahallelerinde oturuyorlar, dış mahallelerde oturuyorlar. Siem Reap özellikle merkeziyle dikkat çekici bir yer. Burası çünkü Fransız mimarisi, Fransız kolonyal mimarisiyle inşa edilmiş. Daha sonrasında da çok fazla oynama yapılmamış aslına bakarsanız. Şimdi o yerlerin birçoğu turistik tesis. Turistik tesis derken yeme içme mekanları, işte eğlence mekanları, bir takım kulüpler ve onun yanında devlete ait bazı binalar ile yine bankalar gibi yapılar da yine bu merkezde bulunuyor. Siem Reap'te nehrin kenarında bazı düzenlemeler yapılmış. Üzerine çok güzel hem araçların geçebileceği hem de yürüyerek geçilebilecek hatta üzerinde oturulabilecek köprüler yapılmış. Bu köprülerin bazıları çok şirin, geceleri çok güzel aydınlatılıyor. Ama nehir gördüğünüz üzere bu bölgedeki birçok nehir gibi çamurlu. Çamurlu bir su akıyor. Tabii ki bölgelerdeki sulamalarda vesaire de kullanıldığı için şu anda debisi de çok fazla değil. Ama en büyük etkilerinden biri, en büyük kullanım özelliklerinden bir tanesi aslında su baskınlarını da önlemesi. Diğer kanallarla Tonle Sap Gölü'yle ve denizle de birleşmeleri var bu nehirlerin çeşitli kollarının. Ama en önemlisi çok uzun süre yağan, yaklaşık 6 ay boyunca süren muson yağmurlarının yani yağışlı mevsim sırasındaki su birikintilerinin tahliye alanı olarak da yine bu nehirler kullanılıyor. Şu anda hem durgun hem de dediğim gibi çamurlu bir su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Nehrin bu kenarı şu anda yürüyüş yolları yapılmış ve insanların yürüyerek serinledikleri, dinlendikleri bir yer. Kamboçyalılar özellikle bu bölgelerde daha çok kırsal kesimde de öyle yaşayan Kamboçyalılar biraz dinlenme meraklısı. Çok fazla çalışkan değiller. Kendi tarlalarında vesaire çalışıyorlar. Ancak onun dışında erken başlayan hayat, erken saatlerde başlayan hayat, gün, erken saatlerde bitiyor ve aralarda çok fazla dinleniyorlar. Tabii ki zamanında çekilmiş acıların da bunda etkili olduğu söyleniyor. Şu anda burada, bu bölgede hemen nehir kenarında, akşam üzeri göstereceğim size. Şuradaki plastik sandalyeler vesaire hepsi buralara atılıyor. Ve buraya bir dolu
yiyecek içecek arabası geliyor. Aynı Asya'daki diğer yerlerdeki gece pazarları gibi. Ve bu nehir boyunca tamamen burası yiyecek içecek mekanlarına dönüşüyor. Herkes nehir kenarında akşam yemeklerini daha çok hafta içi hafta sonu fark etmeden burada geçiştiriyorlar. Siem Reap günümüzde tabii ki Angkor nedeniyle en gözde Kamboçya kenti diyebiliriz. Tabii ki başkent Phnom Penh'den yaklaşık 320 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen çok daha fazla turist çekmesi de yine bu özelliğe bağlı. Şimdi bu saatte yemek yerleri, yemek mekanları, yemek arabaları hazırlıklarını yapıyor. Bu akşam içinde özel bir düzen almaya çalışıyorlar. Çünkü şöyle bir şey daha var. Dün kralın tahta çıkış yıl dönümüydü ve yine bu gece ya da yarın gece sanıyorum Halloween var. Ve bununla ilgili hem turistik faaliyet olarak hem de kendi gelenek ve görenekleri bakımından özellikle kralın tahta çıkışıyla ilgili gösteriler, kutlamalar ve resmi tatil olarak da kutlanması bugünün özellikle Siem Reap'te diğer Kamboçya şehirlerinde olduğu gibi farklı bir ortam, farklı bir atmosfer yaratıyor. Hinduizm'de ve Budizm'deki hikayelerden tanıyacağımız yılan figürleri yine Siem Reap'te de çok fazla kullanılan sembollerden bir tanesi. Hemen bu köprünün kolları, trabzanları diyeceğimiz kolları yine yılan şeklinde, efsanelerde geçen Naga yılanı şeklinde yapılmış. Hemen arkamdaki tapınağın da ilginç bir hikayesi var. Orayı da göstermeye çalışacağım size. Şu anda bir küçük temizlik gösteri için hazırlık gibi, temizlik gibi bir şey var. Orası boşaldıktan sonra girip onu göstermek istiyorum. Burası araçların geçebildiği ana köprülerden bir tanesi Siem Reap'te. Birkaç tane böyle ana köprü var. Diğerlerinde dediğim gibi yaya olarak hem geçebiliyorsunuz hem de kenarlarında oturabiliyorsunuz. Belirli bir sıra düzeni yapmışlar bank şeklinde. Oralarda da oturup nehrin üzerinde dinlenebiliyorsunuz. Dediğim gibi Kamboçyalılar dinlenmeyi çok seviyorlar. Sürekli olarak bir yerlerde, bir gölgede, bir ağaç altında uyuduklarını görebilirsiniz. Siem Reap'te de aynı şekilde özellikle tuktuk şoförleri, bazı dükkan sahipleri, her yerde kurulu hamaklar var. Hatta tuktuk şoförleri şöyle, bir yere gidiyorsunuz, sizi 5 dakika bekleyecekse hemen tuktukun çaprazlama iki direği arasında hamağını çengele takıyor. Hemen orada uyuyor ya da dinleniyor ya da telefonunu alıyor. Çok fazla telefonla oynuyorlar. Arka koltuğunda oturan, tuktukun arka koltuğunda oturan dururken, yani içinde müşteri yokken kişi mutlaka o aracın şoförü ve dinleniyor. Sürekli olarak bir yerlerde uyuyorlar. Etrafta uyuyan çok fazla Kamboçyalı görebilirsiniz. Hatta ilk geldiğinizde şaşırıyorsunuz, hani bunlar ne zaman çalışıyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Dükkanlarda da aynı şekilde kimse olmadığında, müşteri olmadığında direkt olarak oradaki herhangi bir sandalyeyi çekip ya da koltuğun düzeni ona müsaitse onunla arasında bir hamak bağlayıp hemen uyuyorlar. Bir dikkat çekici özellik, bence çok ilginç geliyor bana, çıplak ayakla dolaşmaları. Yani dükkanların içlerinde, çalıştıkları ofislerde terlik giymelerine rağmen ayakkabı kültürü neredeyse yok. Daha çok en büyük göreceğiniz ayakkabı sandalet. Sandalet de çoğunda yok. Terlik, parmak arası terlik vesaire giyiyorlar. Ve o bile ayaklarını rahatsız ediyor olmalı ki sürekli olarak terlikler çıkartılıyor. Kafede garson kız mesela terliklerini çıkartıp geziyor. Normal bir ofise girdim ben, buradaki bir seyahat acentesine geldim. Kapısından girerken herkes terliklerini çıkartıyor içeride. Bir temizlik havası da var mı? Var aslında, ama hani orası bir giriş katı ofis. Dükkan şeklinde, dükkana girerken içerideki temizliği de hani bir şekilde sağlamak yerine terliklerini çıkartmayı tercih ediyorlar. Yani bir dinlenmek, iki ayakkabı terlik kullanmamak çok dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi Kamboçya halkının. Nehrin kıyısında hemen merkezden sola doğru giderseniz bu bölgede çok nezih, güzel oteller, güzel yapılar, güzel tesisler, hatta yeni güzel rezidanslar var. Buranın güzelliklerinden bir tanesi çok katlı yapıya müsaade edilmemeye çalışılmış ama yeni yeni aşılan bazı mekanlar var. İşte şu karşıdaki otel yine de çok katlı değil, 4-5 katlı ama daha çok 2 veya 3 katlı olarak bölge bir koruma altına alınmış bir bölge. Hatta işin güzel yanlarından bir tanesini daha söyleyeyim. Ben turizmle ilgilendiğim için söylüyorum. Burada gruplarımızla da geldiğimizde büyük otobüsler kullanmıyoruz. Midibus tarzı, midibusa yakın otobüsler var. Büyük otobüsler çok az sayıda
göreceksiniz. Eğer buraya gelirseniz, yani burası 3-5 milyon turist alıyor senede sadece Angkor için ve büyük otobüsler görmüyorsunuz etrafta. Sadece birbirine benzeyen, aynı tarzda, aynı tipte, tek tip denilecek araçlar, turist araçları sürekli olarak yollarda rastlayacağınız araçlar arasında büyük otobüsler ve büyük binalar Siem Reap'te henüz, en azından umarım hep böyle devam eder, henüz yok. Kamboçya'nın en önemli kentlerinden bir tanesi olan Siem Reap'in ismi nereden geliyor peki? Siem Reap ismi nereden geliyor? Siem Reap, Siam'ın mağlubiyeti anlamına gelen bir isim olduğu söyleniyor. Tabii ki bu, birkaç söylenti var bu ismin nereden geldiğiyle alakalı. Siam'ın mağlubiyeti ismi de nereden geliyor? Yine Kamboçyalıların, yani Khmer halkının, biz Kamboçyalı diyoruz ama onlar kendilerini Khmer olarak nitelendiriyor. Eski Khmer İmparatorluğu'nun devamı olan bir halk biliyorsunuz bu bölgede. Ve Kamboçyalıların, Khmer halkının Tayland'la, yani eski Siam Krallığı'yla yaptığı savaşlardan kalan bir hikayeyi anlatıyor. Tüm hikayeyi şimdi size anlatmayacağım. Buraya geldiğinizde birlikte gezersek anlatacak bir şeyler kalsın en azından. Ve bundan dolayı da bu sınır kentine, sınır kenti demeyelim aslında, buradan Bangkok, yaklaşık Tayland'ın başkenti Bangkok 400 kilometre civarında sanıyorum, 407 kilometre uzaklıkta. Bu kentle Siem Reap'in arasındaki bu mesafeye rağmen sınır daha da yakın tabii, ortada bir yerlerde. Ve bu sınır kenti gibi anılacak kentin isminin Siam'ın mağlubiyeti olması aslında uzun sürelerde politik olarak, siyasi olarak ciddi bir sıkıntı da doğurmuş. Ancak başka hikayelere göre aslında bu anlama gelmediği, ancak söylene söylene yine bazı kelimelerin sonrasında da yine siyasi olarak kullanılmak için bu anlamın verildiği yine söylentiler arasında. Yani Siem Reap, Siam Krallığı'nın bu bölgedeki bir savaşta yenilmesi, daha sonra yenmesi falan filan. Bu bölge çünkü çok uzun yıllar boyunca 1907'lere kadar Siam Krallığı'nın yönetimi altında bulunuyor, yönetimi altında kalıyor. İşte daha sonrasında da onlardan kurtulduktan sonra böyle bir ismin verildiği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilinmez ama Siem Reap bugün Siam'ın mağlubiyeti, Siam'ın yenilgisi, Siamlıların yenilgisi vesaire anlamına gelen bir isim olarak kullanılıyor. Siem Reap'te Kamboçya tarihinde çok büyük acıların çekildiği 1975-79 yılları arasındaki ünlü Kızıl Kimerler yönetiminin baskısı altında ezilen şehirlerden bir tanesi. Onlarla ilgili de küçük detaylı bir hikayeyi birazdan anlatacağım size. Ancak o dönemde bile her ne kadar Demokratik Kamboçya Cumhuriyeti isminde bir isimle ülke yeniden kurulsa bile, Pol Pot rejimi olarak bilinen ülke yeniden kurulsa bile, bayraklarından şu anda da bulunan Angkor Wat Tapınağı'nı eksik etmemişler. Fark neymiş o zaman? Kızıl bayrak üzerine sarı, yıldız, orak, çekiç vesaire yapmak yerine Angkor Wat Tapınağı'nı o sarılıkta kızıl bayrağın üzerinde yine kullanmışlar. Yani Siem Reap aslında o dönemde de yine çok önemli kentlerden bir tanesiymiş. Siem Reap'te ve Kamboçya'da, aslında Kamboçya hakkında özellikle anlatacağım videoda belirteceğim ama şimdi küçük olarak not geçeyim size. Ülkenin aslında iki para birimi var gibi. Evet, kendi riyalleri var. Kamboçya riyali var. 1 dolar yaklaşık 4150 riyal bugün tarihiyle. Ve bu para birimi aslına bakarsanız dolarla birlikte kullanılıyor. Nasıl dolarla birlikte kullanılıyor? Her yerde, her kasada, her fişte alacağınız, isteyeceğiniz bir yerde yemek yediniz, hesabı istediniz. Hesapta işte 3 dolar çarpı 4.145-154, artık neyden alınıyorsa o dönemki kur, iki para birimi olarak geliyor. İsterseniz dolar verebiliyorsunuz, isterseniz Kamboçya riyali verebiliyorsunuz. Buradaki sıkıntı sadece ne? Kamboçya riyali vermek bir tık daha iyi. Çünkü dolar hakkında bazı dolarları almıyorlar. Yani nasıl almıyorlar? İşte üzerlerinde eski tarihi olan, eski para birimini, yani yıpranmış olan
yıpranmış olan paranın dışında bir takım kendilerine göre baktıkları başka kriterler var. İnanın onların bazılarını ben bile anlamıyorum. Bazı yere götürüyorsunuz alıyorlar, diğer yerler almıyor. Ama özellikle restoranlar, işte McDonald's, Kentucky vesaire gibi uluslararası çalışan birçok dükkan bu paraları almıyor. Alırsa da size şöyle bir şey öneriyor. Diyor ki hani bu 30 dolar ama ben sizden 28 dolar olarak alırım. Onun dışında siz bunu yapmak istemeyeceksiniz tabii. 2-3 dolar niye kaybedeyim her alışverişimde diye düşüneceksiniz. Yapacağınız şey markete gitmek veya exchange ofise veya bankaya gitmek. Bunların hepsi size yardımcı oluyor. Market nasıl yardımcı oluyor? Markette alışverişinizi yapıyorsunuz. Onlar bu parayla asla ilgilenmiyor ve direkt olarak alıyorlar bu parayı normal kurundan. Ve size o şekilde işlem yaptırıyorlar. Yani Siem Reap'te Kamboçya'nın genelinde de sanıyorum aynıdır ama Siem Reap'te çok fazla dolar dönüyor turistik bir nokta olmasından dolayı. Özellikle dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi işte bu ikili para birimini kullanmak. Yeni Siem Reap denilen şehrin dışarıda yeniden oluşturulan ve düzgün böyle ızgara planlı düz uzun geniş sokakların planlandığı yanına büyük güzel binaların yapıldığı. Büyük binalar derken dediğim gibi çok 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 katlı yapılar yok ama çok düzgün, çok iyi bir mimariyle yapılmış birçok yapının bulunduğu bölge. Daha bir zengin bir bölge, alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar ve bir tık üst düzey otellerin yer aldığı İyi bir bölge. Fiyatları da pahalı. Burada yemek, kahve vesaire gibi dükkanların fiyatları da bir tık yine şehir merkezine göre bile pahalı. Turistik olan yere göre bile pahalı. Ve buradaki yaşayanlar yine özellikle bu ülkede görevli yabancılar, bu ülkede önemli görevlerde çalışan Kamboçyalılar. Yani anlayacağınız daha bir üst seviye bu bölgede yaşıyor. Yine bu bölgede günlerini geçiriyorlar. Çok iyi restoranlar var, çok iyi oteller var. Oteller dediğim gibi diğer bölgelere göre hem pahalı hem de çok Avrupa'yı bir sistemde çalışıyorlar. Gerçekten bambaşka başka bir ülkede kalıyor gibisiniz. Ben birkaç tanesini gezme fırsatı bulup kalma fırsatı yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. Şimdi bu bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de dinlenme alanlarının olması. İşte büyük bir, şimdi size tapınak, manastır benzeri bir kompleks göstereceğim. Onun yanında çok güzel bir park var ve tabii ki bir de Kamboçya tarzı alışveriş merkezi var. Şimdi ona da bakacağız hep beraber. Ve bu alışveriş merkezi The Heritage Walk içerisinden geçip belki de biraz soluklanıp daha sonrasında Siem Reap'i gezmeye devam ederiz. Benim Siem Reap'te gördüğüm tek Starbucks da yine buradaki bu alışveriş merkezinde yer alıyor. Hemen parkın yanında. Güzel bir bölgede. Asya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi biraz Malezya'da farklı. Burada da Starbucks yine pahalı dükkanlar arasında. Ülkelerdeki fiyat endeksini eskiden Starbucks ve McDonald's fiyatlarıyla karşılaştırarak hesaplardım. Ama Asya'da McDonald's vesaire fast food zincirlerinin ne kadar pahalı olduğunu birçoğunda, ne kadar pahalandığını diyelim. Eskiden bu kadar pahalı değildi. Ve yine Starbucks'ta fiyatların ne hale geldiğini görmek için bu tip dükkanlar aslında yeni anlamda bir ölçü birimi olmuyor. O yüzden de bu tip yerlerde ülkenin ekonomisini anlamak biraz zor oluyor. Yine dünya Starbucks endeksine göre Kamboçya'da, Siem Reap'te, Starbucks'ta Venti Americano yani orta boy Americano 15.000 riyal. Yaklaşık 4.8-12 desek 4 dolara yakın, 3.75 civarında. O da ne ediyor bizim paramızda? Yaklaşık bugün 75 liraya yakın, 70 küsür lira bir para ediyor. Bir Americano için ödeyeceğiniz para Starbucks'ta bu. Ama
18-21 arası çok iyi kahve dükkanlarında da kahve içmeniz mümkün. Şimdi bu güzel muhitte gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir park var burada. Belki bizde de vardır ama bilmediğim bir oyun oynuyorlar. Şöyle ayaklarının arkasıyla vurdukları değişik bir oyunları var. Belki bizde de vardır. Çok da trend olabilir. Ben bilmiyor olabilirim. Tam da şu şekilde. Bakın. Çok da rahat oynadıkları. En azından rahat vuruyorlar. Muhtemelen ben sadece kendi kafamı falan isabet ettiririm ona. Benim için tehlikeli bir oyun olsa gerek. Ama sürekli akşam vakti görseniz burası onlarca insan bundan oynuyorlar. Böyle güzel bir park. Kocaman kocaman ağaçlar. Bazı banyan ağaçlarına benzeyen ağaçlar var. Aynı Taprom tapınağında gördüğümüz gibi ama onlardan değil muhtemelen. Şimdi sizi çok güzel hikayesi olan, çok özel bir tapınağı, Kamboçya için hatta Siem Reap için daha da özel olan bir tapınağa götürüyorum. Açıksa ve içeride özel başka bir şey yoksa ki genelde her gün açık oluyor belirli saate kadar. Şimdi oraya girelim, orada da hikayeye hep birlikte bir bakalım. Güzel tapınak kompleksinin değişik bir hikayesi var. Özellikle bu bölgede yer alan, adanmış olan, iki kız kardeşi adanmış olan bu tapınağın Siem Reap'i koruduğu, Siem Reap'lileri koruduğu kenti özel olarak himayesi altına alan iki tanrı, tanrıça kız kardeşin anısına, onların hatırına yapıldığı biliniyor. Özellikle Siam'la yapılan savaşta 16. yüzyıl civarı olması lazım. Siam'la yapılan savaşta bu iki kız kardeş kenti korumuşlar. Kamboçyalıları, Kimerlileri korumuşlar. Ve daha sonrasında ne olmuş? Daha sonrasında da Tonle Sap Gölü'nde uykuya dalmışlar. Tonle Sap Gölü buranın özellikle şu yüzen köyleri görmeye giden turist gruplarının net bildiği en yakın büyük göl. Kamboçya'nın en büyük göllerinden bir tanesi ve Tonle Sap'ta uyuduğuna inanılan bu iki tanrıça kız kardeş işte Siem Reap kentini Siam Savaşı'ndan beri, Siam Krallığı ile olan savaştan beri koruyan kutsal varlıklar olarak biliniyor. Bu iki kız kardeş anısına da, onların hatırına da bu ibadethaneye, bu tapınak yapılmış. Şimdi şuradan içeriye girdiğimde çok fazla konuşmayacağım. İçeride bir ritüel var, bir ibadet gerçekleştiriliyor. İçeride görüntülere bakarız ama hikaye bu. İki kız kardeş, bir tanesi bir tık daha uzun resmediliyor. Bir tanesi bir tık daha kısa tasvir edilmiş. İşte onlara adanan özel mekan. Siem Reap'in koruyucu iki tanrıça kız kardeşi. Hemen şurada biri daha kısa içeride tel örgülerinin arkasında, parmaklıkların arkasında biri daha kısa, biri daha uzun iki kız kardeşi görüyorsunuz. İşte Siem Reap'i koruyan kız kardeşler ve bu güzel önemli alanda onlara adanmış olan kutsal mekan Siem Reap'in en önemli noktaları arasında yer alıyor. Çok Siem Reap'e gelen çok kişinin görmediği bir yerdir aslında, çok büyük bir alan ama bu bölgeye genelde pek gezmeye gelinmez. Hemen yan tarafında
kraliyetin konuk evleri, residence'ları var. Kraliyete ait. Kamboçya bir krallık biliyorsunuz. Hemen yan tarafında da krallığa ait residence'lar var. Onlar da yine bu tapınağın kompleksinin misafirhanesi vesaire olarak da kullanılıyormuş. Siem Reap'teki bu önemli tapınak aynı zamanda düğün törenlerinin de gerçekleştirildiği yerlerden bir tanesi. Çünkü bu iki tanrıça kız kardeş evli çiftleri de yine koruyor ve onları kutsuyor olduğuna inanılıyor. İşte birçok evli çift, birçok evlenecek çift bu kutsal mekanda törenlerini gerçekleştiriyorlar veya resim çekmeye geliyorlar veya ibadete geliyorlar. Birçok düğün öncesi yapılan ritüel de yine burada gerçekleştiriliyor. Çok değişik, farklı inanışlar ve ritüeller var. Ben de yeni gördüm onları. Kafeslerde kuşlar var. Bu kuşlar belirli bir para karşılığı o kişilerden satın alınıyor ve daha sonra kuşlara özgürlüğünü veriyorsunuz. Buraya salıyorsunuz dilekler tutup, dualar edip ve değişik bir görüntü veriyor. Demin sanıyorum onu çekemedim. 4 kuş için 4 dolar civarında bir para ödedi ve onları saldı. İşte tam da şu şekilde. Ve ayrıca yine bazı insanlar var. Burada aldığınız çiçekleri, burada çiçekler satılıyor. Aldığınız çiçekleri, yani buket bunlar, buketlerin etrafı iplerle sarılı. O ipleri soyup, yani bir çeşit çöp diyeceğiniz şeyleri soydurduğunuz insanlar var. Onları soyuyorlar ve onlara da ayrıca para veriyorsunuz. Bu da bir çeşit sevap, yine sevap noktalarından bir tanesi. Daha sonra kuşları salıyorsunuz etrafa. Onlar da şu arkadaşlar. İşte buradan kuşları salıyorsunuz. Küçük kuşlar. Serçeler özellikle. Küçük kuşlar, serçeler özellikle yaklaşık tanesi 1 dolara sattığını gördüm az önce. Onu yeniden bu bölgede salıyorlar. Muhtemelen bunlar da yeniden aynı şeyi, aynı kuşları yakalıyorlar. Bir böyle kısır döngü var, git gel var. Ama enteresan, enteresan inanışlar. Eğer şimdi salacak olan birini görürsem onu çekeceğim. Aslında biraz önce çekmeye çalıştım ama hastalığımdan ötürü inanın o kadar dikkat dağınıklığım var ki sürekli olarak saçma sapan hareketler yapıyorum ben de. Nedir bu saçma sapan hareketler? İşte tam videoyu çekecekken shut tuşuna basıp daha sonra aslında durdurmuşum, farkında değilim. Video kapalı, odur budur. Yani böyle bir kötü haldeyim bu. Siem Reap'e geldiğimden beri enteresan şeyler yaşadım. Şöyle bir şey söyleyeyim, tam 11 gün boyunca Siem Reap'te kaldım. Bu defa Siem Reap'te kaldığım 11 günün yaklaşık 5 günü tamamen yattım. Herhangi bir şey yapamadım, hiçbir şey yapamadım. Çok rahatsızdım, ağır bir grip geçirdim ve yatmak zorunda kaldım. Daha sonrasında da yavaş yavaş iyileştim tabii. Birden ertesi gün böyle sihirli bir değnekle şak diye iyileşip kalkmıyorsunuz tabii. Yine yavaş yavaş iyileştim, ayağa kalktım, daha da tam iyileşmiş değilim. Hala halsizim, çok terliyorum. Onun yanında burnum akıyor. Gribal nezle belirtileri devam ediyor. Halsizlik var. Bir de en kötüsü işin öksürük kısmı. Bunlar da devam ediyor. Şimdi şurada eğer salacak olan varsa şu kuşlara bakmak istiyorum. Bakın çok değişik ritüeller bunlar. Alıyorlar. Daha sonra salıyorlar. Bahsettiğim çiçeklerde yine şuradaki çiçeklerin üstündeki iplerde o çiçeklerdeki ipler buradaki arkadaşlara soyduruyorsunuz. Onların çöplerini yine belli bir para karşılığı veriyorsunuz. Yani muhtemelen bir sevap onlara, bir yardım için
çalışmalarına fırsat vermiş oluyorsunuz diye düşünüyorum tabii. Belki başka bir ritüele, başka bir anlama sahip değilse. Kuşların özgürlükleri burada, burayı ziyaret eden, bu iki kız kardeş Tanrıça Tapınağı'nı ziyaret eden kişilerin verdikleri, ödedikleri paraya bağlı. Bir çeşit azat etmek için paralarını ödüyorsunuz. Daha sonra satın almış sayılıyorsunuz, onları doğaya salıyorsunuz, dilek tutuyorsunuz, dua ediyorsunuz. O da bunun bedeli olmuş oluyor. Simripin koruyucu tanrıçaları Preah Ankh Chek ve Preah Ankh Chorn tapınağıda. İşte burası ve demin dediğim gibi özellikle evlenecek olan çiftler buraya çok fazla geliyorlar. Şimdi fotoğraf çekimi için ve o ritüeli gerçekleştirmek için gelen bir çift var önümde. Yakalamışken onu da çekelim. Gelin ve damatımız kendi yerel giysileri içerisinde iki kız kardeş Tanrıça'nın tapınağının önünde hem fotoğraflarını çekiyorlar hem ritüellerini gerçekleştirecekler. Burası aynı zamanda hem park hem de güzel bir meydan demiştim. İşte o meydanında bazı anıt ve yine dini ritüellere ait, hikayelere ait bazı heykellerle süslenmiş objelere sahip olduğunu göstermeden de geçmeyelim. Ve İçeride gördüğümüz biri büyük biri küçük olan işte buranın koruyucuları, Siem Reap'in koruyucularına ait olan tapınağın ana giriş kapısı da tam burası.
Siem Reap'in kuruluş hikayesine ev sahipliği yapan tapınaklardan bir tanesi de hemen Siem Reap nehrinin kenarında yer alıyor. İnanışa göre buraya ilk gelen Budist rahiplerden, bu da inancına göre önemli karakterlerden bir tanesi, Budizm inancına göre önemli karakterlerden bir tanesi teknesiyle birlikte burada bu nehrin kenarında kıyıya vuruyor ve buradan karaya çıkıyor. Önemli bir hava şartı yazıyor bir yerde. Bir yerde de önemli bir düşmandan kaçarken yazıyor. Ve burayı beğeniyor. Daha sonrasında burada ilk yerleşime başlayıp ibadete başlıyor. O kayığı da işte bu şekilde buraya resmetmişler. Buraya gelmek için hiçbir efor sarf etmiyorsunuz. Hemen eski şehrin yanında yer alıyor. Nehir kıyısında güzel bir yürüyüş yolunun devamında zaten burayı görmemeniz imkanı yok. Siem Reap'e geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken, ziyaret etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de burası. Buradaki tapınaklar, özellikle Angkor dahil olmak üzere buna, daha öncesi Hindu tapınakları, daha sonra Budist tapınağına dönüştürülüyor. Aynı Avrupa'da Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiş dönemlerinde kiliselerin cami yapılması veya tam tersi camilerin kilise haline, katedral haline getirilmesi gibi bir işlem buralarda da gerçekleştiriliyor. Pagoda. O da böyle bir yer. Hemen dediğim gibi bu nehrin yanında şu yılanlı, trabzanlı, yılanlı korkulukları olan köprünün geçişiyle birlikte buraya girişini oluşturan özel bir kapıdan giriliyor. Çok süslü, çok güzel bir tapınak. Budist tapınağı. Mutlaka gezin buraya gelirseniz. İşte söylediğim yemek yerleri yavaş yavaş oluşmaya başlamış, açılmaya başlamış ve önüne bir dolu sandalye atılmış, dumanlar, kokular yükselmeye başlamış. Şimdi biz de onların yanından geçip bakalım bu akşam neler yapıyorlar, onları bir kontrol edelim. Asya'nın her yerinde göreceğiniz yemek pazarları burada sıralı bir şekilde dizilerek, yine Asya'nın her tarafında olduğu gibi Siem Reap'te de yemek severlere harika menüler sunuyor. Ben şimdi bazılarına bakacağım. Eğer beğendiğim bir şey olursa ben de muhtemelen tadarım.
deniz ürünleri, soya filizleri ve nefis kokuyor bazı yerler. Bazı yerlerde Allah günah yazmasın çok fena kokuyor. İşte ünlü sosisleri ve tavukları. Şu tavuklara bayılıyorum. Gerçekten çok lezzetli tavuk yapıyorlar. Burada da daha çok noodle'lı yiyecekler. Onun yanında bunlar sanıyorum mantar ve diğer deniz ürünleriyle et ürünleri ve kuş, tavuk vesaire gibi şeyler yer alıyor. Böyle bazen çok istemeyeceğiniz ürünler de yine bu tezgahlarda bulunuyor ama bazı tezgahlar çok kötü kokuyor, bazı tezgahlar mis gibi barbekü ızgara şeklinde kokular veriyor size. Ama eğer Tayland'la karşılaştırmak gerekirse Tayland buraya lezzet konusunda on basar. Evet, Tayland buraya lezzet konusunda on basar ama hijyen konusunda da burası bir tık daha iyi. Tayland'da özellikle bazı bölgeler, yine Phuket'te de Bangkok'ta da hijyen konusunda çok kaotik, çok kaos yerlerde bekletiliyor o yiyecekler vesaire. Gerçi piştikten sonra mikrop kalmıyordur hani diye umuyorum, inşallah öyledir. En azından bana böyle öğütler veren danışmanlarım var. Böyle birlikte çalışıyoruz o danışmanlarla. Selam gönderiyorum kendilerine. Ve onun yanında burada bence beni en azından dışarıda yemekten alıkoyan şey koku. Tayland'dakinden daha ağır şeyler kokuyor burada, yiyecekler ya da soslar ya da işte ek malzemeler, otlar vesaire, baharatlar. Tayland'da bir tık daha iyiydi. Daha en azından benim kendi kişisel ağız tadıma daha uygundu diyelim. Ama burası beni en azından dışarıda yemek konusunda oldukça zorladı. İşte Siem Reap'te nehrin üzerinde bu tarz köprüler de var. Sağlı sollu oturabiliyorsunuz. Burada en azından su çamurlu gözükse de suda herhangi bir koku yok. Bunun sayesinde zaten bu kenarda çok fazla sayıda yiyecek içecek standı barındırılıp çok da rahat yemek yenilebiliyor. Siem Reap'te eğlence yok demeyin. Eğlencesiz Siem Reap deyip geçmeyin. Çok eğlenceli bir şehir. Özellikle hafta sonu ve özel gecelerde, ki örneğin yarın Halloween, Cadılar Bayramı. Daha sonraki haftalarda yine Kamboçya'ya özgü özel geceler var. Keza dün değil evvelsi günde burada kralın tahta çıkış yıl dönümüydü. Yine bir bayramdı, yine resmi tatildi. Bundan dolayı da iki gün boyunca tatil yapıldı, dün de dahil olmak üzere. Yine çok eğlenceliydi. Siem Reap deyip geçmeyin. Burada da güzel, eğlenceli mekanlar var, iyi kulüpler var. Ve hepsinin yanında da iyi restoranlar bulunuyor. Ana merkez burası, Pub Street olarak anılıyor. Ve gelen her turistin akşamları burada vakit geçirmek için, aynı Phuket'teki Bangla Walking Street gibi, burası da trafiğe kapanıyor. Ve trafiğe kapandıktan sonra bir eğlence sokağı haline dönüyor. Şimdi daha sezon başlamamasına rağmen yine bir kalabalık var. Bu kalabalığın yanında akşam burada özellikle saat 8'den sonra, 9'dan sonra hareket başlıyor. Diğer yerlerden farklı olarak. Yine gündüz saatlerinde trafiğe açık, saat 6'dan sonra trafiğe kapanıyor. Cadılar Bayramı için özel süslemeler var. Bugünden itibaren süslemişler burayı. Hatta size şimdi şöyle göstereyim.
Simrip'te eğlencenin döndüğü Pub Street'te işte böyle bir yer. Şu anda iki sokaktan, iki ana sokaktan oluşuyor diyebiliriz Pub Street için. Ve özellikle kalabalık saatlerde çok eğlenceli, çok hareketli bir nokta haline geliyor. Tabii o kadarla da bitmiyor. Etrafındaki sokaklar, yani trafiğe açık olan caddelerde yine birçok mekana ev sahipliği yapıyor. Burada da bıkacağınız şeylerden bir tanesi bu tuk tuk şoförleri. Sürekli olarak sizi taciz ediyorlar ve sıkıcı bir hal alıyor gerçekten. Bu tuk tuk ister misiniz sorusu. Ve bu tuk tuk şoförleriyle ilgili de şöyle bir konu var. Özellikle buna değinmek istiyorum. Buraya geldiğinizde dünya iyisi insanlar olabilirler ama sizin bir daha buraya gelmeyeceğinizi düşünerek size çok fazla fiyatlar söylüyorlar. Yani burada herhangi bir konuda tuk tuk başta olmak üzere kim öneriyorsa önersin böyle birini, kim size tavsiye ediyorsa etsin, mutlaka pazarlığınızı kendiniz yapın.